Değerli izleyenler, İBB'nin öncülüğünde yeni otobüsler hizmete girecek. Yeni otobüslerin açılışına dair aslında kullanımına dair bir törende düzenlenecek ki orada o alanda otobüslerin bulunduğu yerde şirketin Ar-Ge Müdürü İbrahim Yöner var ve muhabirimiz Ali Morca da yine kendisine mikrofon uzatacak. Evet Ali Morca, öncelikle beni duyabiliyor musun? İbrahim Bey de karşında. Otobüsler nasıl teknolojilerle donatıldı? Belki İbrahim Bey ile birlikte gezerek otobüslerin içini de aktarabilirsiniz bizlere. Evet, söz sende. Evet Gizem Fidan, İstanbul halkına hayırlı olsun. Ar-Ge Müdür yanımızda, gıcır gıcır otobüsler diyelim, yepyeni otobüsler. Üretici firmanın Ar-Ge Müdür yanımızda, kendisini tanıyalım, otobüsleri tanıtacak bize. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. İbrahim Yönel ben, Ar-Ge Müdürüyüm. Biz burada şu anda 25 metre ürettiğimiz otobüslerin ilk teslim töreni için buradayız. 10 adet şu anda İstanbul'a hizmet için teslim edeceğiz. Toplamda 60 araçlık bir ihale. Tabii bu araçlar tamamen güvenli, çevreci bir motorla yine donatılmış bir araçlar. Ve de hattın gereksinimlerine göre farklı özelliklere sahip araçlardır. İstanbulluların hizmetine sunacağız inşallah. Evet, bize biraz tanıtır mısınız? Otobüsün içine binebilir miyiz? Tabii, buyurun, otobüsün içine geçebiliriz. İstersen Ali Morca mikrofonu da kendisine evet, verebiliriz. Gizem Fidan, otobüsün evet. İçine İstanbul halkının bineceği otobüse. Evet. Burada gördüğünüz gibi sürücü kabini tamamen yolculardan izole edilmiş ayrı bir kabindir. Bu yine metrobüs hattında önemli bir ihtiyaç. Aynı zamanda araç 25 metre uzunluğunda yüksek kapasiteli, hattın yoğunluğunu alabilecek, taşıyabilecek bir araçtır. Yine gördüğünüz gibi yolcu sirkülasyonunun rahat sağlanması için 4 adet kayar kapıyla donatılmış bir araç. Geniş, ferah, içinde yolcuların rahat seyahat edebileceği bir araç. Evet, biraz da ön taraftan kaptan bölümüne geçelim. Kaptan bölümüne de geçebiliriz. Gördüğünüz gibi kaptan bölümü de gayet ferah. Burada tabii kaptanların ergonomik bir şekilde aracı kullanabilmeleri için her şey düşünüldü. Araçta ayna kameralar mevcut, yüksek çözünürlüklü LCD ekranlar var. Bu da aracımızda her türlü yüksek teknolojiyi kullandığımızı bu şekilde görmüş oldunuz. Evet, kaç tane üretilmiş Ali Morca bu otobüslerden, onu da sorabilir misin? Evet Gizem Fidan, görmüş olduğunuz gibi yeni araçlar bu şekilde. İbrahim Bey'e çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Törene Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun gelmesi bekleniyor. Onun açılışı Sayın Ekrem İmamoğlu yapacak. Evet. Ardından otobüsler İstanbul halkıyla buluşacak. Görmüş olduğunuz gibi onlarca otobüs burada. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar Gizem Fidan. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında sayıyı da öğrenmiş olduk. Onlarca otobüs var alanda. İBB'nin yeni otobüsleri Ar-Ge Müdürü İbrahim Yener aktardı. Adeta tren gibi, az önce İbrahim Bey de söyledi. Yani 25 metre uzunluğunda. İşte bakın, işte görselleri de görüyoruz bir yandan. Teknolojik bir görüntüsü de var. Çok daha güzel bir tasarımı var eski otobüslere. Klasik otobüslere nazaran renk seçimi olsun, dizaynı olsun. Zaten yine dünyanın önde gelen markalarından birinin logosunu da az önce görmüştük. Ve kaptan koltuğundan tutun da yolcu koltuklarına kadar çok ultra aslında bir nevi teknolojiyle dizayn edilmiş. Kamera aynalar var, onu da söyleyelim. Kamera aynalar özellikle kaptan koltuğunda yer alıyor. Tabii bunların hepsi kazaların da indirgenmesi için. Toplu ulaşım araçlarında kaza oranlarının da yine azaltılması için aktarılıyor. Hayırlı olsun yazısını da görüyoruz. Bir nevi uçak kokpitine benziyor. Hem görünüm hem de donanım açısından 25 metre olduğunun altını çizelim ki yolcu kapasitesini de arttırmaya sağlayacak bu kadar uzun bir şekilde olması. Herhalde tabii bu otobüslerin şoförleri de o ayna kameralı, işte ultra teknolojilerle donatılmış kaptan kabininde bir nevi oturacak oldukları için ayrı özel eğitimli de olabilirler. Belki bir eğitimden bile geçebilirler. Gördüğünüz gibi ultra konforlu
dizayn edilmesi hedeflenmiş yeni İBB otobüslerini görüyoruz. 25 metreden oluşuyor. Gri renk ağırlıkta. Özellikle gri rengin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ve az önce muhabirimiz Ali Morca da gıcır gıcır dedi. Gerçekten yeni gıcır gıcır üretimden yeni çıkmış otobüsler. Onlarcası bekliyor. İlk teslim töreni bugün gerçekleşecek. İşte az önce de İBB yetkililerini görmüştük. Burası bakın şu anda görüyorsunuz Akbil'in basıldığı yer, kaptan kabini, şoför koltuğu ve ayna kameralar. Kazaların da yine azaltılması için tüm o trafikteki ulaşım sorunlarının kompanse edilebilmesi için üstlerde de dikiz aynalarında da yeni teknolojiler söz konusu. Ve bu şekilde geniş engelliler için ayarlanan tabii bölümler de var. Onlar için ayrı bölümler yine mevcut. Geniş 25 metre uzunluğunda gıcır gıcır otobüsler onlarcası ilk teslim töreni için hazırda bekliyorlar. İBB yetkilileri alanda yine diğer birlikte çalışılan şirketin yöneticileri, yetkilileri de alanda bekliyorlar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bu törene katılması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu vardığı andan itibaren de yine bu otobüslerin, yeni otobüslerin İstanbul halkı için dizayn edilen, üretilen yeni teknoloji harikası diyebileceğimiz otobüslerin kullanımı ilk teslim töreni daha doğrusu başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim tüm İstanbul halkına. Çünkü toplu taşıma biliyorsunuz hepimizin çok ama çok önemli. Özellikle pandemi süreciyle birlikte özel araç kullanımı, akaryakıt zamlarıyla birlikte de özel araç kullanımı azaldı. Toplu taşımaya yoğunluk arttı. Haliyle toplu taşıma konforunun artıyor olması da İstanbul halkının, vatandaşların çok daha konforlu, rahat ve huzurlu, bir de güvenli tabii ki yolculuk yapabilmelerini sağlayacak. İstanbul'a, İstanbul halkına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yayılıp oturanlar var. Neyse, onların çoğunu önledik artık da. Ama bunlara ne olur dikkat edelim diyorum. Ve metrobüs diye başladık. Ali Morcan'ın haberi, İstanbul'a 100 yeni metrobüs alındı. Otobüs, yani metrobüs hattında çalışacak körüklü otobüs. 30'u sefere girdi. Ali Morca da oradaydı. Bakalım bize neler hazırlamış. Evet, bugün kaç otobüs İstanbul halkıyla buluşacak? 160 otobüslük yatırımımızın ilk 30 araçlık kısmı bugün teslim olup hizmete girecek. Daha sonra 130 araç daha var hizmete, evet, alacağımız. Evet, iki değişik firma. Evet, 100 araç 21 metre ve 200 yolcu kapasiteli, 60 araç da 25 metre ve 280 yolcu kapasiteli olmak üzere toplam 160 araçlık bir yatırım. Az önce gezdik, ARGE müdürüyle beraberdik. Gıcır gıcır diyelim biz buna halkın diliyle. Doğru, gıcır gıcır, pırıl pırıl yeni metrobüs araçlarımızla artık metrobüsle yolculuk daha güvenli ve konforlu olacak. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bekliyoruz. Törene gelecek. Açılışı o yapacak zannedersem. Evet, tabii biz de heyecanla Sayın Başkanımızı bekliyoruz. Bugün hizmete girecek araçlarımız. Evet, ne söylemek istersiniz İstanbul halkına? Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet, siz de berabersiniz. Evet, hayırlı uğurlu olsun tüm İstanbul halkımıza. 160 metrobüs ihalemizi yaptık. İlk 30 tanesi şu anda hattımıza girecek inşallah. Konforlu, son derece güvenli yeni otobüslerimiz. Gıcır gıcır, sizin de tabirinizle oldukça güzel olacağını, yolcularımızın da memnun olacağını bekliyoruz. Kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Genel müdürümüz de ifade etti otobüs ihtiyacımızın ne kadar elzem olduğunu. Ne yazık ki çok yol yapan, kilometreyi elde etmiş araçları olan, yaş ortalaması olarak da yüksek olan bir sayıya ulaştığımızı ve bir an önce bizim bir otobüs yenilemesine ihtiyaç duyduğumuzu defalarca dile getirmiştik. Bu ihtiyacın farkında olduğumuz için ta bir buçuk seneden daha fazla, neredeyse iki seneye giden bir zaman dilimi içerisinde arkadaşlarım o zaman da yoğun bir çalışma yapmışlardı. 300 otobüs alımı ile ilgili açıkçası finansmanını da hazırladığımız 90 milyon euroluk bir bütçeyle meclisten de oy birliğiyle çıkarttığımız bir yetki almıştık ve bu kararı Ankara'da ilgili kurumlara göndermiştik. Fakat
Cumhurbaşkanlığımız 1,5 yıl onayda bekleyen bu kararla ilgili ne 2021 yılı için ne de 2022 yılı için yatırım planına bu sürece katmadı ve bu önerimizi yatırım planına almadı. Evet. Şimdi içinden görüntü var mı? Siz onları biraz verin. Ben evet, içinden bir görüntü. Yani yeni otobüsler, hani özellikleri neymiş bakalım. Şimdi bakın, bu toplu ulaşım bütün dünyada belediyelerin ya da işte onu işletenlerin en büyük şeyi. Çünkü dünyada toplu taşımdan kar eden hiçbir ülke yok. Yani ne New York metrosu, ne Washington metrosu, ne Paris, ne Londra, ne Moskova. Bunlar kar etmez. Zaten kar üzerine de kurulmaz. Çünkü neden? Burada amaç tamamen halk hizmetidir. Burada zararı en aza düşürmeye çalışılır. Şimdi bakın, 100 otobüs diyor. 1000 otobüs daha var arkada. Bakmayın siz. Şimdi bunların benzinleri, her otobüse en az 3 şoför. 2 tane olmaz. Yıllık izni var, haftalık izni var, hastalık izni var. Değil mi? Bunların bakımı, her gün bunlar, bir pandemi dönemindeki maliyet artışını biliyor musunuz? Evet, buradan görüntülerde canlı görüntüleri görüyorsunuz. Yeni otobüsler hizmete girecek ve sanırım ilk otobüsü de Başkan İmamoğlu kullanacak. Evet, galiba direksiyon koltuğuna doğru gidiyor. Bu arada Ali Morca da orada. Ali Morca, merhaba, duyuyor musun beni? Evet, Ahmet Boryalı otobüse binmeye çalışıyoruz sırayla. Şu an Sayın Ekrem İmamoğlu otobüsü kullanacak. Biz de binmeye çalışıyoruz basın mensupları olarak. Evet, biz de otobüse binmeyi başardık. Sayın Ekrem İmamoğlu da karşımızda. İstanbul halkı adına kendisine teşekkür edelim. Evet, devam ediyoruz. Basın mensuplarıyla beraber yerimizi aldık. Otobüse bindik. Ali, canlı yayında olduğumuzu söyler misin Sayın İmamoğlu'na? Diyoruz biz şimdi. Evet. Herkes yerini aldı. Sayın Ekrem İmamoğlu da otobüste. İlk otobüsü Sayın Ekrem İmamoğlu kullanacak. İstanbul halkına hayırlı olsun diyelim. Evet, galiba bir konuşma yapacak Sayın İmamoğlu. Abi çok kötü açı. Gençler açı kötü. Evet, şimdi basın açıklaması yapıyor. Bu yaz itibariyle 160 aracımız bitecek. Bu aracımızın boyu kaçtı? 25 metre. Yani aslında uzun, 280 yolcu kapasiteli. Yani en uzun, en yüksek kapasiteye sahip araç unvanını da taşıyor şu anda metrobüste. Dolayısıyla bu kapasiteyle bir yerli üretimin İstanbul'da hizmetini hep beraber göreceğiz. Etkileyici bir araç olacağını düşünüyorum. Bu tabii aynı zamanda bahsettiğimiz o kapı özelliklerinden yola çıkarak araçta binmeden önceki yığılmaları engelleyecek. İnsanlar üzerine açılmıyor. Evet, evet. Dışarıya açılıyor araç kapımız. Dolayısıyla o yığılmaları engelleyecek. Aynı zamanda kapasitesinden dolayı da daha fazla yolcuyu alacağı için birikmeleri de engelleyecek bir duruma sahip bu aracımız. Şu an tabii 30'u devreye giriyor Akia ve Otogar ama bu yaz sonuna kadar 2 ay sonra tamamlanacak. 160'ı 2 ay. 2 ay. O zaman 2 ay. O zaman yani ne diyelim? Ben tarihleri koymayı seviyorum ya. Haziran sonu Temmuz başı inşallah 160 aracımızın tamamı hizmete girmiş olacak. İnşallah metrobüsteki hizmeti alan vatandaşlarımız bu farkı hissedecekler. Özellikle yaz ayı içerisinde. Deneme sürüşüne. Evet. Dalgaya kapıldım. Evet, otobüsleri tanıttı İmamoğlu ve gerçi Ali Morca söylemişti, belki kullanacak dedi otobüsü ama bakacağız bakalım kullanacak mı kullanmayacak mı. 280 kişi kapasiteli
25 metrelik otobüs, 30 tanesi şu anda hizmete girdi. Diğerlerinin de siparişi verildi. Onlar da Haziran ayı itibariyle İstanbul'un hizmetine sunulacak. Kendisini yakından takip ediyoruz. Kalabalık bir basın heyeti var. Görmüş olduğunuz gibi otobüsler yeni. Evet, Sayın Ekrem İmamoğlu direksiyona geçecek. Biz de basın mensupları olarak kendisini görüntüleyeceğiz. Ahmet Bey. Tamam, burayı kapat hemen abi. Aynen, burayı kapatıyoruz. Kapat. Tamam, kapat usta orayı. Tamam, kapat abi. Tarafı kapat abi. Arka kapıda. Evet, yerimizi aldık. Burada olmasın. Burayı boşaltacaksınız. Buraya başkanlar alacağız. Siz buraya geçin. Anlayacağız ki görelim. Tamam. Evet, kalabalığı görüyorsunuz. Ne yapıyoruz biz ya? Ahmet Boryalı Bey. Evet, gördüğünüz gibi Ali Morca girdi otobüsün içine. Birazdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şoför koltuğuna geçecek ve ilk otobüsün kullanımını test edecek, marşa basacak. Evet, 25 metre uzunluğunda 280 kişi kapasiteli ve duraklardaki o yoğunluğu da ortadan kaldırmak için otobüsün kapıları dışarı doğru açılıyor. Çünkü içeride o yığılmalar olduğunda, kapı içeri doğru açıldığında sıkışma oluyordu. Bunu da engelleyecek bir kapı sistemi var. Körüklü bir otobüs. Muhtemelen, bilmiyorum tabii tam detaylı bilgi yok ama metrobüs hatlarında mı kullanılacak yoksa şehir içindeki hatlarda mı kullanılacak? Onu da herhalde açıklaması yapılacak ama şu an içerisinde 30 adedi İstanbul'a geldi. İlk etapta 30'u servise çıkacak. Diğer kalan kısmı da 1 Haziran itibariyle İmamoğlu'nun açıklamasına göre 1 Haziran'da onu İstanbulluların hizmetine sunacak. Bakıyoruz. Evet, şu anda Ekrem İmamoğlu şoför koltuğuna gelmesi için bekleniyor. Basın mensupları da büyük bir heyecanla otobüsün içindeler. Ekrem İmamoğlu otobüsü test edecek ve İstanbullulara hayırlı olsun diyecek. Muhtemelen çok fazla tabii teknik özellikleri de vardır son model olduğu için. Hatta Sayın Sarı bizimle bizim programımıza katılmıştı. Yaklaşık bu metrobüslerin, o otobüslerin 2 milyon kilometreye ulaştığını ve artık yavaş yavaş arızalar meydana getirmeye başladığını söylemişti. Yeni araçların geleceği müjdesini vermişti yayınımızda ve onlar da işte bugün 30 tanesi hizmete giriyor. Başkan İmamoğlu da açıklamalarında 280 kişi kapasiteli ve 25 metre uzunluğundaki 30 aracın geldiğini, diğer kalan kısmında inşallah dedi tabii ki Haziran ayında İstanbulluların hizmetine sunacağını açıkladı. İETT garajında, evet, şu anda Ekrem İmamoğlu orta kapıdan giriş yaptı otobüse. Ses var mı arkadaşlar? Hakikaten de bizden göre çok daha maliyet etkin bir araç. Kapasitesi oldukça iyi. Ve evet, Ahmet Boryalı Bey, biz şu an basın açıklaması var. Biz kendilerini duyamıyoruz. Mikrofonumuz uzakta kaldı biraz ama. Arge katkısı yapmış oldu. İhtiyaç böyle bir şeye doğru. Sadece yanında fotoğrafı değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle YETT'de aynı zamanda çok büyük bir referans. Evet. Referans. Sadece Arge katkısı değil, hem de devre ya da büyük bir referans oldu. Yani ürün bu, nerede servisi, nerede ücretleri İstanbul'da. Güzel. Yani bu büyük, büyük bir şey. Çok çok güzel. Araçlarda güvenli sürüş sistemi mevcut başkan. Telemetri sistem mevcut. Yani bu aracın balatasının aşınma oranını dahi biz ekrandan görebileceğiz. Aa, çok güzel. Şoför çok ne güzel. Zaman gaza basmış, ne zaman frene basmış, harika. Nasıl hareket etmiş, varsa bir sürücü hatası. Bunların hepsi telemetri sistemiyle
rahat bir şekilde izlenebilecek. Aslında burada tabii çok uzun vadeli, çok uzun kilometreli bir sürüş deneyimi de yaşıyor İETT. Yani dolayısıyla yoğun. Sizin için uzun ve yoğun. Evet, olağanüstü bir şey yani bir deneyim İETT'de gibi. Bine yakın otobüsümüz var. Bine yakın var. 12 metre. Biliyorum, biliyorum. Ve onlar dan da biz bir sürü tecrübe elde ettik. Bir sürü bilgimiz var o konuda. Ama bu bizim için yeni bir hat. Dolayısıyla buradan orada öğrendiklerimizi burada, orada buradan öğreneceklerimizi öbür tarafa aktaracağız. Bir de önemli bir şey, biz önem veriyoruz. O araçlarla, bin araçla bu araç arasında birçok ortak parça var. Birçok ortak parça var. Yani tampon ortak, ön yüzü ortak, arka tampon ortak. Bir sürü ortak parça var. Dolayısıyla yedek parça bir avantaj yani. Ortaklığın verdiği büyük bir şey var. Aslında konuştuğumuz belki 100 araç ama zaten onun %70 yedek parça sizde var. Çok güzel. O da büyük bir kolaylık sağlayacak. Bakım ve onarım kolaylığı sağlayacak, avantaj sağlayacak. Sürdürebilirlik ona göre zaten eğitimli. Dolayısıyla biz iyi bir hizmet vereceğinden eminiz. İnşallah daha da faydalı olur diye siz konuşmanızda bahsettiniz. Eski araçların vermiş olduğu büyük bakım, yedek parça ve arıza oranı bununla azalacağı için otomatikman maliyeti büyük yazacak. Bir ekonomi yaratacak belediye için. Biz burada hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah artar. İnşallah daha da iyi hizmet veririz. İnşallah. Hızlıca aslında dönüşüme ciddi ihtiyaç duyduğumuzda hem o sırada hazırlık yapıyoruz. Nasıl bir soru cevap için hazırlanacaklar? Objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur diyeyim. O kadar diyeyim yani, başka bir şey demek istemiyorum. Sayın Başkan, katıldığınız bir program sonrası kişilik ihlallerini ihlal ettiği nedeniyle Ulaştırma Bakanı 250 bin liralık bir tazminat davası açtı, manevi tazminat davası. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Beyefendi incinmiş. İncinmiş öyle diyeyim. İstanbul halkını ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kendisi hakkında olan süreçleri tanımlamıştır. Kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın Bakan görevini yapsın, Ulaştırma Bakanlığı görevini yapsın. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile ilgili süreçlere müdahil olmasın. İşine baksın. Onun işiyle ilgili sınırları var. Bize müdahale ettiği an cevabını alır. Cevabını alır. Haddini bilmezse de biz haddini bildirecek cevapları 16 milyon insan hakkına, adına veririz. Bizim ettiğimiz sözler, o hakkında açılan soruşturma talebimiz hepsi ortadadır. Daha önce kendisiyle ilgili basındaki bütün bilgi, belge ve paylaşımlara yasak koydurma kararını bana göre usule uygun olmayan bir biçimde kararını aldırtmışlardı. Ben tekrar hatırlattım. Şeye takılmışlar, yok zimmet değil falan. Doğru, zimmet değildir. İhaleye fesat karıştırmaktır. Olabilir. Birbirinden daha az ya da daha çok suç tarifi değildir. Ama belgeler, deliller nettir. Hakkında savcılığa iletilmiş suç duyurusu, dava süreci vardır. Bunları beyan ettik. Hiçbir şekilde açtığı tazminat davası ile ilgili mesnet oluşturacak bir söylemim olduğunu düşünmüyorum. Dün Büyükşehir Meclisi'nde de bir kez daha Cumhur İttifakı'nın teklifi görüşüldü. Öğrenci akbilindeki abonmandaki indirime dair. Hem bu duruma dair, bu teklife dair ne düşünüyorsunuz? Hem de şimdi komisyona gitti. Bundan sonrası ne olacak sizce? Değerli basın mensuplarımız, bakın bir kere şunu net olarak vatandaşımıza objektif olarak sizlerin de izah etmesi, anlatması gerekir. Türkiye'de tek ulaşım zammı yapan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi değildir. Ve iddiayla söylüyorum ki özellikle öğrenci ulaşımı bakımından Türkiye'nin en ucuz ulaşım imkanı sunan belediyelerin başında geliyoruz.
Ve Türkiye'de içinde Millet İttifakı'nın da olan, Cumhur İttifakı'nın da olduğu belediyeler zam yapmıştır. Kocaeli'ye gidin zam yapmıştır. Bursa'ya gidin zam yapmıştır. Ya da Ankara'ya gidin, İzmir'e gidin zam yapmıştır. Tek İstanbul Büyükşehir Belediyesi zam yapmamıştır. Ve hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi onların zam yaptığı tarihlerde de zam yapamamıştır. UKOME'de engellenmiştir uzun süreler. Burada daha önce de engellendiği gibi. Ve günün sonunda bir zam yapılmıştır. Bir kere bunu bilelim. İkincisi, bütün bu süreçleri bilen İstanbul'daki popülizmin nirvanasını bu şehre yaşatan arkadaşların bir kısmının ortaya koyduğu sözüm ona bu dahiyane fikir, sözüm ona öğrencilere katkı sunma iyiliğini düşündüğü arkadaşlar, efendim yapılan zammın İBB tarafından sübvanse edilmesi. Peki madem öğrenciyi çok düşünüyorsunuz, öğrenciyi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı zam mı etkilemiş? Ankara'dan birçok konuda öğrencilere, sadece öğrencilere değil, öğrencilere o imkanı sağlayan annelere, babalara, hanelere katkı sunacak o kadar çok şey var ki ellerinizde. Örneğin diyebilirsiniz ki bu tarz öğrencisi olan hanelere BOTAŞ karar alır, Enerji Bakanlığı karar alır, İKTAŞ faturalarında özel bir uygulama getirir. Elektrik faturalarında özel bir uygulama getirir. Yani bugün 4 kat elektrik faturası ödüyor bu evler. Samimiyetsiz, tamamen popülist bir akılla yapılmış bir açıklama ve üzerinden verilmiş bir önerge. Biz her şeye rağmen doğru yapacağız. Bakın size bir örnek vereyim. 3 sene önce öğrenci kartı 85 liraydı. 3 sene önce. 2018'de, hatta 4 seneye yanaşıyor. Doğru söylüyor. 4 seneye yanaşıyor. Biz göreve geldik, 40 liraya indirdik bunu. Ve o zaman mazot 6 lira. Bakın, neredeyse 4 sene önce bu arkadaşlar, o önergeyi veren arkadaş, yani açıklama yapan belediye başkanı arkadaş, o zaman da belediye başkanıydı. 4 sene önce 85 liraya satıyorlardı öğrenciye o kartı. Mazot 6 liraydı. Şimdi diyor ki, mazot 20 lira biz yaptık, Ankara'da zam yaptık, mazotu 20 lira yaptık, 6 liradan 20 liraya çıkarttık ama sen ey İstanbul Belediyesi 78 liraya sat. Nasıl sat? Gene İstanbul Belediyesi'nin kasasından al, oraya ver. Demiyor ki Ankara'dan şöyle bir kaynak sağladım. Ya şu otobüsler bile, şu gördüğünüz otobüsler bile geçtiğimiz yıl 100 liraysa bugün 200 liradır veya daha fazlasıdır. O bakımdan biz her şeye rağmen öğrencilerimizi aldatmaya çalışıyorlar. Öğrencilerimizin zekası onları çok şeyle katlar yani. Onun için biz her şeye rağmen doğruyu yapmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Tek bir soru daha. Yine aynı şekilde İBB meclisinde bir karar görüşüldü TÜGVA ile alakalı. İBB arazisinin 10 yıllığına Eyüp Sultan Belediyesi'ne devredilmesi hakkında. Siz bu konuyu da veto ettiniz. Ne söylemek istersiniz? Yani arkadaşların peşine düştüğü meseleler bunlar. Yani çok sevdikleri, çok inandıkları ya da inanmadıkları, talimat aldıkları bazı vakıflara, derneklere bir şey verilecekse orada böyle can siperhane, iki kolu değil de 120 kolu olsa onları ayağa kaldıracaklar evet demek için. Ama vatandaşın lehine bir şey varsa orada kalkan el görmüyoruz. Yani kalkan el görmüyoruz. Aynen İstanbul'un en büyük ulaşımdaki en acı, en belki de böyle hani gözü oyan konulardan biri taksi meselesidir. 3 senedir taksi meselemizi engelledikleri gibi. Ama böyle bir vakıflarına, bir derneklerine bir şey verilmeye görsün, hemen bütün eller ayağa kalkıyor. Onların derdi hep bir avuç insan. Bizim derdimiz ise 16 milyon insan. Aradaki fark bu. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, açıklamaları hep beraber dinledik. Ama en çok dikkat çekense Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile ilgili sözleriydi. İşine baksın dedi İmamoğlu. İstanbul'a karışmasın dedi ve haddini bilsin dedi. Yoksa biz haddini bildiririz diyerek de cümlelerini noktaladı İmamoğlu.